sayın anlamına geliyor. Burada iki tane koro kürsüsü görüyorsunuz. Bu kürsülerin üzerine ilahi kitaplar açılır, bireysel veya toplu şekilde ilahiler okunur. Normal şehir kiliselerinde kız ve erkek korosu olur. Ama burası manastır olduğu için ikisi de erkek korosu. İşitliğimiz Azizler Evi olarak adlandırılıyor. Burada toplamda 1, 2, 3, 7 tane mezar var. Bu 7 mezarın içinde 52 tane din adamının kemikleri bulunuyor. Yani burası toplu bir mezarlık. Toplu diriliş şekli anladığı için toplu bir şekilde gömülüyor. Ve bu bölüm mezarlık olmadan önce bir şifahane, bir tıp merkezi olarak kullanılmaktaydı. Hemen buradan anlayabiliyoruz. 2 yılan zehirli bir vazoya boşaltıyor. Günümüzde halen tıpta kullanılıyor yılan figürleri. Bunların hepsi yılan figürleri. Birçoğu tahrip oldu. Bunlar kobra. Şöyle buradaki halin belli. Baktığımızda bir kobra görebiliyoruz. Bunlar da bunlara kral kobra diyoruz. Şöyle köşedeki. Hani internette baktığınızda kral kobra diye şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Onların başı daha büyük. Bir de burada taşların kararmış halini görüyoruz. Nedeni 1402 yılında Ankara Savaşı'ndan sonra Timurlenk bölgeye bir sefer düzenliyor. O esnada manastıra da uğruyor ve burada bulduğu tüm ahşap kapıları, yapıları toplayıp yakıyor. Yangın esnasında kubbede bulunan altın kaplama mozaikler zarar görüp harip oluyor ve maalesef günümüzde boşaltılıyor. Morgabiyede halen o mozaiklerin bir kısmı duruyor ama burada maalesef hiç ulaşamadı günümüze. Kapılar yangından sonra yine ceviz ağacından yapıldı. Bir döneme dayanıyor. Az önce gezdiğimiz üst kısımlar, onlar milattan sonra Hristiyanlık dönemine ait. Burası milattan önce pagan döneminden kalma. Milattan önce 2000 yıllarında Süryanilerin ataları olan Arami ve Asurlar tarafından inşa edilmiş. Şimdi o dönemde Süryaniler pagan inancında oldukları için aya, güneşe ve yıldızlara tapıyorlardı. Bu tapınağı inşa edip ibadetlerini burada yapıyorlardı. Görmüş olduğunuz pencere doğuya dönük. Burada güneşin ilk ışınlarında ibadetlerini yapıyorlardı. Hemen sol tarafta da yılın belirli günlerinde güneşe kurbanlarını sunuyorlar. Kurban dediğimiz koyun, keçi ve benzeri eti yenilebilen hayvanlar. Tabii büyük ihtimalle aşağıda bir sunak taşı vardır. Çünkü zemin orijinal değil. Sonradan dolduruldu. Günümüzden 4000 yıl önceden bahsediyoruz. Yani birçok değişikliğe uğramış olabilir. Hani girişi ve çıkışı önceden daha genişti belki. Hatta bir zamanlar buranın tamamen kapalı olduğu söyleniyor. Çünkü pagan döneminden kalan terk edilmiş bir bölümdü. Bir de şöyle burası önümüzdeki dönemlerde yine temizlenip orijinal haline getirilecek. Bu bölümün Ezidilerle bağlantısı olup olmadığını merak edenler çok oluyor. Huzursuzluk kitabını okudunuz mu? Bilmiyorum, evet. Şöyle, şimdi mekan burası, buradan bahsediyor ama konu, kitabın konusu kurgu. Şöyle söyleyeyim, buranın Ezidilerle bir bağlantısı yok. Hatta Ezidiler hakkında şöyle bir söz var. Ezidiler taş üstünde taş bırakmazlar. Çünkü onların inancına göre insan eliyle yapılan bu yapılar kutsal sayılamaz. Ezidiler İbadet için açık bir alanı, sakin, huzurlu bir yeri tercih ederler. Örneğin sabahleyin yüzlerini doğuya verirler, öğlen güneye, akşam batıya sürekli güneşi takip ederek ibadet ederler. Ezidilere ait sadece bir tapınak vardır. Laleş Tapınağı, Irak'ta. Onlar için önemli olan Şeyh Adi'nin türbesi var orada. Hacı olmak için oraya gidiyorlar. Zaten onların kökeni de Irak tarafı, buraya sonradan geliyorlar. O yüzden onların dediğim gibi herhangi bir tapınakları yoktur. Bu bölümün en dikkat çeken yapısı tavan kısmı şöyle. Taşların arasına dikkatlice baktığımızda aralarında hiçbir yapıştırma maddesi, kum, harç, kireç, hiçbir madde kullanılmadı. Bunlar tamamen sıkıştırma yöntemiyle oturtuldu. Tabii nasıl? Şimdi burada toplamda 13 sıra var. Bu taraftaki 6 sıra soldan sağa doğru hafif yatay bir şekilde.
Diğer altı sıra bunların aynısı ters yönde. Sağdan sola doğru. Ortada V tipinde kilit taşlar var. Bu taşlar yukarı çıktıkça genişliyor. Burada görmüş olduğunuz her bir blok taşın yukarıya doğru uzunluğu 1,5 metre. Ağırlığı ise 1,5-2 ton arasında değişiyor. Şimdi ilk önce burası kumla doldurulur. İskele yerine kum. Sonra kumun üstüne sağ ve sol taraftan taşları dizmeye başlarlar. Aynen bu şekilde dediğim gibi hafif yatay ortaya kadar otomatikmen böyle bir boşluk oluyor ortada. Boşluğa da bu şekilde V tipinde kilit taşları sıkıştırılıyor. Bu taşlar basıncı yanlara sağ ve sol taraflara doğru uyguluyor. Aşağı düşmelerini engelliyor. Taşlar tam oturduktan sonra kum yavaş yavaş dışarıya alınır ve bu muhteşem eser ortaya çıkar. İlk seferde düşmediklerinde hiç düşmeyeceklerine inanılır. Şöyle gidebilirsiniz. Şimdi Süryani Ortodokslarda din adamları papaz ve rahip olarak başlıyor. Papazlar evlenir, çoluk çocuğa karışır, köylerde ve şehirlerde bulunan kiliselerde görev yaparlar. Rahipler ise evlenmez, halktan uzak manastırlarda yaşarlar. O yüzden dikkat ettiyseniz manastırlar hep halktan uzak yerlerde kuruluyor. Tabii papazlar yükselemiyor. En fazla baş papaz veya diğer adı hori episkopos olabiliyorlar. Rahipler ise metropolit ve patrik olabiliyor. Metropolit bölge sorumlusu anlamına geliyor. Türkiye'de 4 tane var. Bir tanesi Turabdin bölgesi için Midyat ve çevresi yani Mor Gabriel'de ikametgah ediyor. İkincisi burada Mardin, Diyarbakır ve çevresi için. Üçüncüsü Adıyaman Mor Petrus, Mor Paulus Kilisesi'nde. Adıyaman, Antakya, Elazığ ve Malatya çevresi için. Dördüncüsü de İstanbul, Meryem Ana tarla başında. İstanbul, İzmir, Ankara için. Bu 4 metropolit de patriye, patrikhaneye bağlı. Patrikhane merkez biliyorsunuz. Dediğim gibi Şam'da savaş nedeniyle Lübnan'a geçti şu an. Şimdi de Deir Zaferan'dan ayrıldık. Dara antik kentini geziyoruz. Dara'nın yerlerini de. Dara Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. Böyle yeni yeni yerler ortaya çıkarılıyor. Nasıl yine olmadı?